Çağrı'na bakmak birçok yöntem var ve bir simbol içinde çok anlam var. Yaşam Kilisesi'nde biz kilise olarak kimiz sorunu cevap vermek için üç resmimiz var. Aile, ordu, bahçe. Bu resimler mercek gibidir. Onlardan kendi kendimize bakıp biz kim olduğumuz görebiliriz. Ve bu akşam çarmıha bakmak için onları kullanmak istiyorum. O zaman aile merceğinden bakarsak Tanrı'nın ismini taşıyan, fedakarlığının gösteren, sevgi dolu bir aile olduğumuz göreceğiz. Bu mercek ilişkilerimize, görmemize yardım eder. Gene de kutsal cuma vazları İsa'nın ölümünü Tanrı'yla ilişkimizi nasıl onardığı hakkındadır. Mesela günahlarımız bağışladı. İsa bizi özgür kılmak için cezalarımızı aldı. Utancımız sildi ve artık Tanrı'nın ailesindeyiz. Hamdolsun. Bu vazlar aile merceğinden bakar. Bahçe mercek aracılığıyla da bakabiliriz. Çarmıta bizim lanetimizin ve dünyanın lanetin bittiğini görüyoruz. Bahçıvanlar işlerinde başarısız olduğu için Tanrı'nın dünyasına dikinler ve deve dikinler ile musallat olmuştur. Ama çarmıta Tanrı İsa'nın ölümü aracılığıyla laneti bitiriyor ve yeni yaratılış başlatıyor. Çarmı ordu merceğinden nasıl görünür? Kutsal kitap boyunca bütün toprağa onun iyi egemenliği, onun krallığını yayan halkına çağırırdı. Verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Bütün canlılara egemen olun. Bu Adem'le Havva'ya Tanrı'nın ilk emriydi. Böylece Tanrı'nın egemenliği yayılıyor. İbrahim'i çağırdığında Tanrı tüm dünyanın milletlerini İbrahim'in ailesi sayesinde bereketleyeceğini söyledi. Tanrı'nın milletlere bir ışık olmak için İsrail'i çağırdı. Ve dünyaya geldiği zaman İsa Tanrı'nın egemenliği yaklaştı dedi. Bu ne demek? Sanırım en az üç anlama duymamız lazım. İlk olarak Tanrı'nın egemenliği ve yetkisi yeryüzünde yeniden kuruluyor. İkincisi, bu egemenlik Tanrı'nın halka tarafından kurulacaktır. Ve özellikle bir kral tarafından kurulacaktır. Son olarak Tanrı'nın düşmanı yenilecek. Özür dilerim. Ordu mercek aracılığıyla bakarken bir ordu tanımlayan üç şey düşünürüz. Onun amacı, onun kaptanı ve onun düşmanı. O zaman çarmıha bakarız ve üç soru sorabiliriz. Çarmıhın Tanrı'nın egemenliği yeryüzüne getirerek amacı nedir? Kaptan kimdir? Ve yenilecek düşman kimdir? Cevaplar için İbraniler 2'ye bakacağız. 5 ayette. Tanrı sözünü ettiğimiz gelecek dünyaya meleklere bağlı kılmadı. Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir. Ya Rab, insan ne ki onun anısın? Ya da insan oğlu ne ki ona ilgi gösterersin? Onu meleklerden biraz aşağı kıldın. Başına yücelik ve onur tacına koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımla kıldın. Tanrı her şeyi insanı bağımla kılmakla, insana bağımla olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki, her şeyin insanı bağımla kılındığını henüz görmüyoruz ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'ya
Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği, ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Birçok ölü yüceliği eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliği erdirmesi. Her şey kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun düşürüyordu. Çünkü hepsi kutsal kılananlarda aynı babadandır. Bunun içindir ki İsa onları kardeşlerim demekten utanmıyor. Adına kardeşlerime duyuracağım. Toplumun ortasında seni ilahilerle öveceğim diyor. Yine ben ona güveneceğim ve yine işte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar diyor. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onları aynı insan yapısına aldı. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Tamam. Ordu bakışından çağrının amacı neydi? İlk olarak Tanrı çağırma aracılığıyla her şeyi İsa'nın ayakları altına sererek egemenliği yayıyor. Böyle yetkiyi şekilde vermek biraz garip görünebilir ama Tanrı'nın egemenliği öyledir. Geçen ay Mark ilişkileri serisinde kralındaki ilişkiler alt üst olduğunu anlattı. Yani ilk son olacak ve son ilk olacak. Ve bu bölümde en alçaltı olan en yüksek yere yüceli olacak. Filipililer 2'de Pavlos aynı şeyi yazdı. İsa Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan bezeyişinde doğarak ölüğünü bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarma üzerine ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. İbraniler 2:8'de bu yazılır ki, Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla, insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Bu yüzden İsa her şeyin üstesinden gelmek için her şeyi girmesi gerekti. İsa soyulup ve dovulduğu zaman bunu zulüm kendisi tabi olsun diye yaptı. İsa haksız yere mahkum edildiğinde bunu haksızlık kendini tabi olsun diye yaptı. İsa çıplak olarak çarmıha gerildiğinde bunu utanç kendisini tabi olsun diye yaptı. İsa son nefesi alınca bunu ölümü bile ayaklarının altına sermek için yaptı. Bu çok önemlidir. Kırılmış yaratılışa girmeye istemeyen bir Tanrı asla ve asla o yaratılış iyileştirmeyecek. Sadece yüce ve uzak bir Tanrı olabilir. O asla aşağı eğilmez ve kırılmış insanları kurtarmaz. Ama İsa çarmıta meleklerden daha aşağı kılınmaya ve herkes adına ölüm tatsın diye çekmeye istekli bulundu. Dünyaya bakarken her şeyi ayakları altına henüz görmüyoruz. Ama İsa bakabiliriz. Çünkü İsa'nın yaşamayıp da bizim yaşayacağımız bir durum yoktur. Yani İsa çarmıta ölümü aracılığıyla utanç yerlerine bile, ölüm yerlerine bile Tanrı'nın krallığını yayır
ve İsa her şey üstesinden gelebilir. Acı ve ölümden bile. İkincisi, Tanrı birçok ölü yüceliğe eriştirerek egemenliği yayıyor. Başlangıçtan beri Tanrı kutsal bir halk, sırtı taşıyan halk, onun yüceliğini yansıtan bir halk istedi. İlk ayetlerdeki mezmur insanlar hakkındadır. Tanrı'nın halkı hakkındadır. Başımıza yücelik ve onur, tacımıza koyulmak için, ellerin yapıtları üzerine biz görevlendirmek için yaratıldık. Ama başlangıçtan beri biz Tanrı olmadan kendi kendimize yücelik ve onur alacağız dedik. Biz kendi kendimize bir krallık kuracağız dedik. Biz kendi kendimize Tanrı'nın yerine koymaya denedik. O yüzden günah ve ölüme düştük. Biz kendi kendimize yol bulmaya denedik ve şimdi kaybolmuştuk. Ama İsa yeni bir yol açmak için geldi. Acı ve ölümden geçip yaşam ve yüceliğe girdi. Ve şimdi İsa bizi Tanrı'nın çocukları olmak için acı yolunu etmemize çağırıyor. Her şey İsa'nın ayakları altına sererek ve birçok oğlu yüceliği eriştirerek amacına ulaştı. İsa kralımız ve kaptanımızdır. Ayet 10'da en iyi bildiğim Grekçe kelime ve İsa'nın en sevdiğim başlığı orkegos. Türkçe'de öncü. Bu çeviri olur ama tam karşı değil. İncil'de orkegos 4 kere kullanıldı. Elçilerin İşleri 3:15, siz yaşam önderini öldürdünüz. Elçilerin İşleri 5:31, Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sahana yükseltti. Ve burada kurtuluş öncüsü ve İbraniler 12:2'de imanımızın öncüsü. Orkegos kullanıldığı her defa İsa başlığı altında ve sonsuz yaşamı ve çarmıhta ölümü bağlamında kullanıldı. Bu çok ironik. Yaşam önderi ve kurtuluş öncüsü oldu. Yine Tanrı'nın kralının alt üst olduğunu görebiliriz. Kral olduğu halde yüceltilmek için acı ve aşağılamadan geçmesi gerektir. Tamam, Orkegos ne demek? En az üç anlamı var. İlk anlamı kurucu. Orkegos bir aile, bir şehir veya ülke ya da bir din veya felsefe kurucusudur. İsa bize her ülke ve dilden İmanlılardan oluşan yeni bir aile verdi. Ayet 11'de İsa bize kardeşlerim demekten utanmıyor diye yazıldı. İsa son gününde gökten gelecek yeni şehrin temelidir. Ve biliyoruz ki İsa imanımız ve kurtuluşumuzu kurucusudur. O üstüne her şey kurulduğu temel taşıdır. İkinci anlamı öncü, ilk giden ve yeni yol yapmayan insan. Bu bölümün aynı temasıdır. İnsanlar çoğulde kaybolmuştu. Tanrı'nın koruduğu aile bulamazlardı. Koruduğu şehrine giden yol bulamazlardı. Çünkü hayata giden yol her zaman ölüm tarafından engellenir. Ölüm tüm yolları bitirir ve tüm kurtuluş ümidi engellir. O yüzden İsa, Orkegos'umuz, öncümüz, kendi hayatına feda edip, acımıza girip, ölümden yaşama giden bir yol açtı. İnanılmaz, o akla gelebilecek en tehlikeli yere gitti. Hiç kimsenin geçmediğini yere gitti. Ve bir yol buldu.
Ve kendisi için değil, aynı zamanda onu takip edenler için bir yol buldu. Argos kelimesini anlayabilmek için gemicilik terimlerine bakabiliriz. Bu mektup yazıldığı zamanda gemi ile seyahat etmek tehlikeliydi. Gemiye yönlendirmek için sahil yakında kalması gerekirdi. Bu yüzden sık sık kayaları ve sığ yerleri çapardı. O yüzden birçok gemilerde iyi bir yüzücü varmış. O yüzücü gemi kayaları geldiğinde kendini bir ip bağlardı, gemiden atlardı ve güvenli bir şekilde gemiyi çekerek kayaları arasından çıkırdı. İşte bu yüzücünün ismi Archegos. İsa ölüm sularına atladı ve bize yaşama tek güvenli yolu gösterdi. İsa Archegos'umuzdur ve tek kurtuluş öncüsüdür. Son olarak, Archegos büyük bir zafer kazanıp hayat boyu egemenliğini elde eden biridir. İsa kaptan ve kral olarak çarmıha gitti. O Tanrı'nın düşmanına karşı savaşa kazanmaya hazırdı. Ama Tanrı'nın düşmanı kimdir? Ve İsa çarmıha onu nasıl yendi? Ayet 14 çok net. Tanrı'nın düşmanı iblistir. O kadar. Başka düşmanı yok. Ama çoğu zaman biz başka insanların Tanrı'nın düşmanları veya bizim düşmanlarımız olduğunu düşünüyoruz. Diğer insanlar olmasa yaşam yolunu bulabilecektim. Onlar beni engelliyor. Ya bazen öyle düşünürüz. Ama gerçek şudur. Diğer insanlar bizim gibidir. Yabancı olsun, garip olsun, Amerikalı olsun. Biz aynıyız. Ayet 15 diyor ki, bütün hayatlarımız boyunca köle olmuştuk. Gerçek düşmanımız ve Efendimiz iblis olduğu halde biz diğer köleyle kavga etmek aldatıldık. Ama hamdolsun, İsa iblisten köle olanlara hepsini özgür kılmak için geldi. Tek bir düşman var ve onun tek bir silahı var. Yani ölüm. Dedim ki, ölüm her yol ve her hayatı bitirir. Herkes olacak. Zengin, fakir, dindar, ateist, fark etmez. Hepimiz öleceğiz, değil mi? O yüzden bu hayatta en iyi, en üst olmak için herhangi bir şey yapabiliriz. Yani yaşam bulmak için, umut bulmak için herhangi bir şey yapacağız. Bu ölüm korkusudur. Biz günahtan ve utançtan dolayı ölümden hiçbir güvenli yol olmadığını biliyoruz. Bu yüzden ölümden korkuyoruz. İsa bu düşmana nasıl yenebilir? İsa ona karşı iblisin kendi silahını kullanarak önü yendi. İsa bir adam olarak dünyaya geldi. Çarmı acısı ve aşlanmasına katlandı. İsa iblisin en kötüyü yapmasına izin verdi. O iblisin tüm koyabildiği acı ve utancı alarak oldu. Böylece aldığı acı ve utanç kendi kendileri oldurdu. Acı, utanç ve ölüm mezarda kaldı. Ama İsa mezardan çıkarak zafer kazandı. Ve artık ölüm onu ya da onun halkı üzerinde daha fazla gücü sahip olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Kralımız düşmanını yendi için ve Archegos ölümü geçin bir yol açtığı için artık ölümden korkmak için sebep yoktur.
Davut ve Goliat hikayesi hakkında düşünelim. Bu dev Tanrı'nın halkına karşı gelir ve herkes onunla savaşmaktan korktu. Goliat'ın hiçbir şey yapması gerekmiyordu. Sadece durup kılıcı gösterdi ve bütün İsrail halkı saklandı. Ondan sonra Davut gelip zafer kazanabileceğini bildi ama utandıkları için kardeşleri "Sen kimsin?" diyor. Gerçek savaşa bakmıyorlardı. Kardeşleriyle tartışmak istiyorlardı. Sonra Davut Kral Saul'a geldi. Ama Saul sadece kendisini düşündü. Kendi zırhını Davut'a verdi. Saul kendi kendine, "Eğer Davut kazanırsa herkes benim kazandığımı düşünecek." diye düşündü. İnanılmaz bir şekilde küçük Davut kazandı. Goliat bayıltıp onun kendini kılıcıyla onu öldürdü. İnsanlar Davut'un ne yaptığını gördüklerinde saklandıkları yerden çıkıp Filistilerin ordusunu kovaladı. Çarmıta İsa Davut gibi herkese açık olarak iblisi yendi. Goliat gibi iblis kendi silah tarafından yenildi. Yani iblisin silahı ölüm ve ölüm tarafından yenildi. Korkutan şeyin yenildiğini gördüğümüzde biz de İsrailliler gibi olabiliriz. Saklanma yerimizden çıkıp kralımızı takip edebiliriz. O zafer kazandığı için İsa'ya hayat boyu egemenlik ve yetki verilmişti. Ve hamdolsun İsa ölümü yendiği için hayatı ve egemenliği sona ermeyecek. Çarmı aracılığıyla İsa her şey üzerinde yetkiye sahip olduğunu gösterdi. Ona tabi olmayan hiçbir şey yoktur. Ölüm bile ona tabi oldu. Çarmı aracılığıyla İsa ölüm karanlığından hayata giden bir yol açtı. Çarmı aracılığıyla İsa iblise karşı zafer kazandı ve halkına ölüm korkusundan özgür kıldı. Bu akşam hayatınıza baktığınızda sadece acı ve utanç görüyorsanız eğer, İsa'ya bakın. Meleklerden daha aşağı kılınmış olan İsa'ya, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Kaybolmuşsan ve karanlıkta yürüyorsan eğer, İsa'ya bakın. O ışığımız ve umudumuzdur. Ve nerede olursan ol, İsa seni bulup kurtarabilir. Hala ölüm korkusuna bir kölesen eğer, İsa'ya bakın. İsa iblisi yendi ve artık ölüm güçsüzdü. Çarmıha bakın ve yeniden umut bulun. İsa'ya bakın ve yeniden hayat bulun. İsa kralımız ve arkadaşımızdır. Kaptanımız ve kurtuluş öncüsüdür. Ve sonsuza kadar galiptir.